Dikkat! 2998 liraya bu telefonu kaçırırsanız ileride gerçekten çok üzülebilirsiniz. Realme 7 şu an için tam bir canavar. Evet, 2998 liraya satışa çıkan canavar telefon Realme 7'yi konuşmadan önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar, biz 3 üniversite öğrencisi bu kanalı yönetiyoruz. Üniversitedeki derslerimizle boğuşurken bir yandan da zorlu hayat şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bütün bunların yanında arttırabildiğimiz kadar zamanda sizler için hayatınıza fayda sağlayabilecek videolar ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Şu anda 245 aboneyiz. 1000 abone olmamız gerekiyor. Eğer ki abone olarak bize küçük bir destek verebilirseniz çok mutlu oluruz. Abone olmasanız da önemli değil. Canınız sağ olsun. Ben yine de şimdiden size teşekkür etmek istiyorum. Hadi lafı uzatmadan telefona geçelim. Arkadaşlar, ben daha önce Realme 7 Pro telefonunu, yani bunun büyük versiyonunu önermiştim. O telefon için çok iyi bir fiyattaydı, 3600 liraydı, zamlanmadan alın demiştim. Nitekim öyle oldu. O videoyu şu an sağ üst köşeye çıkan linke tıklayarak izleyebilirsiniz. O telefon şu anda 4000 lira satılmakta. Şu an konuştuğumuz telefon da çok yakında muhtemelen zamlanacaktır. Tabi döviz kuru şu an düşüyor. Umarım böyle devam eder. Eğer düşüş devam ederse tabii ki fiyatlar aşağı inecektir, ama eğer ki tam tersi bir ihtimal olursa bu telefon muhtemelen 3500 lira ve üstüne çıkacaktır. O yüzden bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu telefonun artılarına geçecek olursak hızlı bir şekilde özet geçeyim. Ekranımız ilk başta 6.5 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran. IPS, ama sakın IPS AMOLED ayrımı yapmayalım, çünkü çok başarılı IPS ekranlarımız da olabiliyor. Nitekim bu ekran 90 Hz. Yani oyun oynamak için mükemmel bir ekran. Bunun yanında 5000 mAh'lik bataryamız var. Bir günü çok rahat çıkaracaktır. Uzun süre oyun oynatabilecektir. Aynı şekilde bu telefon sadece oyun oynamak için değil, ama en öne çıkan özelliği çok güçlü bir oyun telefonu olması. Neden böyle diyorum? Bu telefonun işlemcisi MediaTek Helio G95. Biz bu işlemci ilk defa dünyada bu telefonda görüyoruz. Ama bu işlemci çok tanıdık. Nereden tanıdık? Geçen sene ülkemizde çok fazla satmış olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelinde MediaTek Helio G90T işlemcisi vardı. Heh, işte o canavar gibi güçlü olan, oyunlarda ortalığı kasıp kavuran orta sınıf işlemciler içinde Snapdragon'un çoğu 700 serisi işlemcisini tokatlayan o Helio G90T'yi MediaTek şirketi aldı, gerekli kusurlarını giderdi, geliştirdi ve Helio G95 işlemcisini ortaya çıkardı. Bizim o telefonda, yani o işlemcide eleştirdiğimiz iki nokta vardı. Tamam, çok güçlüydü, ama bu işlemci rakiplerine göre bir miktar daha fazla ısınıyordu ve bir miktar daha fazla şarj tüketiyordu. İşte tam bu noktada MediaTek bu kusurlarını giderdi. Çok daha az güç tüketen ve normal standartlarda ısınmaya sahip olan bir işlemci ortaya çıkardı. Bunun yanında Realme çok güzel bir termal tasarım yaptı. Karbon fiber soğutma sistemi koydu ve bu şekilde bu cihaz çok serin çalışıyor arkadaşlar. Yani demek istediğim, tam bir oyun canavarı haline geldi. 6 GB RAM ve 64 GB'lık UFS 2.1 standart depolama alanı da bu cihazın içinde bulunmakta. Bunun yanında microSD hafıza kartı desteğimiz de var. Bu şekilde hafızanızı isterseniz daha sonra arttırabilirsiniz. Çok güzel bir detay, 64 megapiksellik abisi Realme 7 Pro'da olan Sony IMX682 sensörü, kamera sensörü bu telefonda bulunmakta. Bununla ilgili daha önce çok konuştum. Canavar gibi bir sensör. Zaten Realme'nin Oppo tarafından kaynaklanan kamera konusunda çok ciddi bir yazılımsal gücü var. Çünkü Oppo'nun kardeş şirketi. Bu sebeple kamera anlamında çok iyi iş çıkardığını şimdiden söyleyebiliriz. 4K 30fps'lik video desteğimiz var. Bunlar güzel değerler. Bunun yanında ekstra kameralarımız tabii ki var. 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik makro, 2 megapiksellik derinlik kamerası. Bunlar yan kameralar. Artık standart haline geldi. Ne iyi ne kötü. Aslında çok da böyle iyi bir yanı yok da, hani olsun diye konulan şeyler. O yüzden onlara çok takılmamak gerekli. 16 megapiksellik bir ön kameramız var. Full HD 30fps'lik bir video değeri var ön kameranın. Orta düzey bir telefon için ideal değerler. Tabii ki fotoğraf ve video çıktılarına bakmak lazım. O yüzden detaylı bir şey konuşamıyorum şu anda. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteğimiz var. Bu telefon kime hitap ediyor dersek, sosyal medya kullanımı yapan ve sosyal medyaya kaliteli fotoğraf ve video atmak isteyenler için, aynı zamanda
çok ciddi oyun tutkunu olan insanlar için bu telefon 3000 liraya kaçmaz arkadaşlar. Eğer ki bu indirimli fiyatı kaçırırsanız ileride üzülebilirsiniz. Fiyatlar artabilir. Umarım tam tersi olur. Umarım döviz kuru daha da düşer. Fiyatlar çok daha aşağı iner. Çünkü teknoloji aşığı biri olarak bu durumdan çok muzdaribim. Çok rahatsızım. Benden size tavsiye, bu telefon çok iyi bir alternatif. Şu anda 3000 liraya kaçırılmaz. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Hepinize hoşça kalın diyorum. Güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla. Hoşça kalın. Bay bay.